Üsküdar Üniversitesi televizyonu ekranlarından merhabalar. Sağlık Kültür Spor programımızla bugün yeni bir konuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Daha önceki programlarımızda öğrenci kulüplerimizi ve öğrencilerimizi konuk ediyorduk. Bundan sonraki yayınımızda ise Üsküdar Üniversitesi idari birimlerini programımıza davet edeceğiz ve idari birimler kendileriyle ilgili bilgileri buradan sizlere duyuracaklar. Bugünkü programımda Sağlık Kültür Spor Direktörlüğü'nü konuşacağız ve bunun yanında psikolojik danışmanlık birimi ile ilgili detaylı bilgileri konuklarımızdan alacağız. Sağlık, kültür ve sportif faaliyetler öğrencilerin günlük yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Akademik eğitimin yanında öğrencilerin bir kulübe üye olması veya bir projede yer alması bu öğrencinin kişisel gelişimine büyük bir katkı sağlamaktadır. Detayları birazdan Sağlık Kültür Spor Uzmanı Kenan Karagöz'den dinleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza Kenan Bey. Teşekkür ederim. Üniversitelerde SKS'nin önemiyle ilgili biraz sonra sizlerle tekrar sohbet edeceğiz zaten. Detaylı bilgileri sizden alacağız. Diğer bir konuğum ise Psikolojik Danışmanlık Birim Koordinatörü Sayın Klinik Psikolog Görkem Altındaş. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizinle de psikolojik danışmanlık birimi ile ilgili detaylı bilgileri birazdan alacağız. İlk önce SKS ile başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi öğrenciler üniversiteyi tercihlerinde bulunduklarında SKS birimine çok önem veriyorlar. Sizce üniversitelerde SKS neden bu kadar önemli? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz aslında Yüksek Öğretim Kurumları 2547 sayılı kanun 46-47. Maddeleri uyarınca üniversitelerde yer alan bir birimiz. Hı hı. Amacımız üniversitede öğrencilerimizin beden ruh sağlıklarını korumak, boş zamanlarını değerlendirmek. Ayrıca bu özel ilgi alanlarını ortaya koymak. Bunun dışında akademik eğitimlerin yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde yer almalarını sağlamak. Hı hı. Aslında sağlık, kültür, spor isminden anlaşılacağı gibi 3 temel faaliyet alanımız var. Yani sağlık koşulları, kültürel etkinlikler ve spor faaliyetlerini sağlayan bir birim olduğumuz için biz üniversitede bu yüzden varız. Hı hı. Biz bütün öğrenciler aslında dokunmak istiyoruz. Evet. Bütün öğrencilerle iç içeyiz. Biz öyleyiz. Bunun dışında şöyle bir örnek verecek olursam, öğrenciler kulüpten baz alırsak, kulüp yönetiminde öğrenciler aktif rol aldığında o kulübün yönetimi, işte defterlerin tutulmasıyla alakalı bu becerileri kazandıklarında yarın bir gün iş hayatlarında, meslek hayatlarında, sosyal hayatlarında onlara fayda sağladığını söyleyebilirim. Hı hı. Zaten daha önceki konukların hep öğrenci kulüp başkanları ya da öğrenci kulübünde aktif rol alan öğrencilerdi. Hani onlarla da detaylı sohbet yaptığımızda bayağı bunları zaten fark ediyordum ben öğrencilerde. Hı hı. Şimdi 2016-2017 eğitim öğretimini artık geride bıraktınız ve birçok etkinliklere imza attınız. Bu konuda yakından buradan da duyurusunu yaptık zaten etkinliklerinizin. Evet. İsterseniz etkinliklerinizle ilgili biraz bilgi verebilirsiniz bize. Aslında biz tabii ki çok fazla sayıda bir etkinlik yapıyoruz. Aslında şöyle söylemek lazım. Üniversitenin kuruluşundan bu yana öğrenci sayımızın artışıyla beraber kulüp sayılarında artış, etkinlik sayılarında bir artış paralel söz konusu. Yani biz bu sene itibariyle, yani bu akademik eğitim öğretim yılı sonu itibariyle 174 tane etkinlik yaptık. 174 etkinliği biz yaparken tabii ki bunu destek olan kulüplerimiz ve öğrenci konseyimiz var. Hı hı. Yani öğrenci konseyimiz ve kulüplerle birlikte bunu hep birlikte SKS ile organize ediyoruz. Bunun planlamalarını yapıyoruz. Hı hı. Ve ortaya güzel işler çıkıyor. Aslında bizim yaptığımız etkinliklere baktığınızda çok sayıda etkinlik var ve bu etkinliklerin içeriğinde mesela 174 etkinlik dedim. Bu etkinliklerde salon etkinliği baz alınır, dış etkinlikler de vardır. Hı hı. Ama bizim genelde etkinliklerimizi düzenleyen kulüplerin içerisinde, kulüplerden de şöyle söz etmem lazım, bölüm kulüplerimiz de var. Hı hı. İşte bölüm kulüplerini şöyle örnek vereyim. Şimdi İnsan Toplum Bilimleri Fakültesine bağlı psikoloji kulübü, sosyoloji kulübü, felsefe kulübü, pozitif psikoloji kulübü, hı hı, bu kulüplerimiz var. Onun dışında sağlıkla ilgili, yani fakülte birimi içerisinde kulüplerimiz var. Bu kulüplerimizde keza gene ergoterapi kulübü, fizyoterapi, rehabilitasyon kulübü, sağlıklı yaşam kulübü, bu kulüplerimiz var. Yani, mühendislik kulübü, evet, bunlardan söz etmem lazım çünkü bunlardan söz etmediğim zaman yeni ismini söyleyemedim. Kulüpler bana kızmasınlar lütfen. Bu kulüplerimizi dile getirmem gerekiyor. Çünkü bunların gerçekten çok emekleri var. Sağlıkla ilgili dediğim gibi kulüpleri söyledim. Mühendislikle ilgili kulüplerimiz var. Biyomühendislik, biyogeniz kulübümüz var. Bunun dışında
Bilişim kulübünüz var. Bilişim kulübümüz de var. Evet. Tabii çok fazla kulübümüz var. İletişim fakültesine bağlı. Gerçekten çok güzel kulüplerimiz var. İsimleriyle öne çıkıyorlar. Halkla İlişkiler Kulübü olsun, Medya İletişim Kulübü olsun, Yeni Medya Kulübü olsun. Bu kulüplerimiz yıl içerisinde çok fazla sayıda etkinlik yapıyorlar. Şimdi biz kulüpleri tabii kurarken sene başında kurulumuyla ilgili zaten biz duyuruları falan yapıyoruz. Hı hı. Daha sonra evraklar hazırlanır, bize gelir. Biz koordinasyon kurulunda bunu değerlendirmesini yaparız. Hı hı. Ve ortaya bir kulüp çıkar. Bu kulübün yönetim kurulunda olan arkadaşlar da daha sonrasında tanıtım döneminde kulüpleri üyelikle alakalı hem kendi kulübünü tanıtırlar hem de üye alımıyla alakalı burada bütün öğrencilere reklamını yaparlar, tanıtımlarını yaparlar. Şimdi biz totalde yani 74 kulübümüzün içerisinde 4000'e yakın bir üyemiz var. Şimdi tabii ki 10.000'i aşkın bir öğrenci sayımız da 4000'e yakın öğrenci şu an biz aslında bütün öğrencilerimizin kulüplere üye olmasını istiyoruz. Evet. Başta söyledim hani biz dokunamadığımız öğrencilere dokunmak istiyoruz. Çünkü SKS ile yani daha doğrusu sağlık kültür spor birimi ile alakalı biz bütün öğrencilerle iletişim halindeyiz. Gelsinler bizi tanısınlar, bizimle beraber olsunlar, biz kulüplerle beraber bu tarz işleri yapıyoruz. Yani 74 kulübün içinde zaten hem bölüm kulübü hem de kişisel gelişimine katkı olacak ya da kendine yakın hissettiği birçok kulüp var dediğiniz gibi. Tabii. Çünkü, çok özür diliyorum. Şunu da söylemem gerekiyor. Biz bu etkinlikleri planlarken şimdi yılın başında biz SKS olarak önümüzdeki sene ne yapacağını planlamasını şöyle yapıyoruz. Özel gün ve haftaları onları çıkar. Daha sonrasında biz kulüplerden aldığımız faaliyet planları doğrultusunda bir planlama yapıyoruz. Bu şekilde biz yol alıyoruz. Eğer biz zaten hani bunu bu şekilde zaten kulüpleri söylediğimiz zaman kulüpler de bizimle beraber aynı doğrultuda gidiyor. Şimdi SKS başında söylediğiniz gibi sağlık, kültür, spor, sağlık kısmını psikolojik danışmanlık birimi aslında burada. Evet. Görkem Hanım tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz de SKS'ye bağlı bir birimsiniz herhalde. Evet, evet. Psikolojik danışmanlık birimi öğrencilere ne tür hizmet vermek ya da psikolojik danışmanlık birimi nedir diye sorduğumuzda bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Biz birbirimize psikoterapi hizmeti vermekteyiz. Psikoterapi sorunun niteliğine göre bireysel olabiliyor. Çift evlilik terapisi şeklinde yapılandırabiliyoruz. Aile terapisi ya da grup terapisi şeklinde uygulamaktayız. Tüm psikoterapi tekniklerinin ortak yönü ise bir teoriye dayalı ve amaca yönelik olarak yapılandırılmış olmaları. Burada ortak bir amaç var. Bu da bireyin kendini gözlemleme kapasitesini arttırmak, bireysel farkındalığını arttırmak ve sorunlarının kaynağında veya devamında öncesinde kendi rolünü görmesini sağlamak. Sonrasında da çözüm yoluna giderken gerekli zihinsel ve davranışsal değişikliği göstermesini sağlamak. Hedeflediğimiz bunlar. Birbirimizde uygulanan psikoterapi süreçlerini bu konuda gereken eğitimleri almış, birbirimizde asistan klinik yüksek psikolog olarak görev yapmakta olan test sürecindeki öğrencilerimiz yürütmekteler. Asistan öğrencilerimiz de var size destek olan. Elbette 17 tane asistanımız var. Hep birlikte çalışmaktayız. Verdiğimiz hizmeti tedavi amaçlı işbirliği ve iletişim süreci olarak tanıtmak mümkün. Yani bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani aslında bu hizmet öğrenciler için çok güzel bir şey. Yani öğrenciler muhakkak her bölgeden farklı farklı gelen öğrenciler var. Yaşadıkları psikolojik sorunlar ve siz bu hizmeti ücretsiz veriyorsunuz elbette, öğrencilere. Elbette. Mesela öğrenciler size nasıl ulaşabiliyor peki bununla ilgili? Ondan önce yeri gelmişken şunu söylemek istedim Pınar Hanım. Altını çizmek istiyorum. Çünkü bazen öğrencilerimiz bize başvururken bazı çekinceleri oluyor. Psikoterapiye gitmenin utanılacak bir şey olmadığı artık tüm dünyada gelişmiş toplumlarca kabul edilmiş bir gerçek. Bunun yanı sıra pek çok başarılı kişinin arkasında da artık psikologlar ve psikolojik danışmanlar var. Kişinin kendisindeki eksiklikleri veya kendisini zorlayan süreçleri fark edebilmesi ve bunları bilerek hareket etmek istemesi akıllıca bir hareket, akıllıca bir çözüm. Kendini çözümlemek, çözümlemeyi istemek, bu kararı alıp bu konuda bir başlangıç yapmak, arkasında durmak da bu süreçteki ilk adım. Biz bu anlamda yüreklendiriyoruz öğrencilerimizi zaten. Her zaman da şunu söylüyoruz, zaten psikoterapi sürecinin doğasında olan bir şey. Yapılan terapilerdeki özel bilgiler, kişinin kendisine ya da bir başka kişiye zarar verme riski bulunmadığı sürece asla ve kat'a başka bir kişiyle veya kurumla paylaşılmaz. Gizlilik esas.
Aynen öyle, gizlilik ve özele saygı bizim önceliğimiz. Mahremiyet konusunda da titiz davranıyoruz. Öğrencilerimiz de bu konudan emin olabilirler, müsterih olmalılar. Bu çok güzel aslında bahsettiğiniz gibi. Yani şöyle bir bakış açısı var aslında, hani ben hasta mıyım ki? Evet maalesef ki ama psikolojik danışmana birçok öğrenci başvuruyor. Yani ben bunu duyuyorum öğrencilerden de. Dediğim gibi hani bence faydalı bir birim olduğunu düşünüyorum. Ben öğrenciler de bu şekilde yönlendirir ve siz, bunlar size nasıl ulaşabilir öğrenciler? Nereden başvurabiliyorlar? Okulumuzun web sayfasında bulunan psikolojik danışmanlık birimi linkine tıklayarak orada bulunan mevcut yönlendirmeler vasıtasıyla online şekilde randevu alabilmekteler. Ayrıca bizim birimimizin pdb@uskudar.edu.tr olarak ayrıca bir adresi de mevcut, web adresi. Bunun dışında okulumuzun dahili numarasını tuşlayıp santralden birimimizi bağlatabilirler. Biz zaten çarşı yerleşke 1. kat 111 nolu odada hizmet vermekteyiz. Her şekilde ulaşabilirler. Peki şöyle söylemek istiyorum ben. Şimdi güz ve bahar döneminde asistan öğrenci kabul ediyorsunuz siz. Mesela buradan merak eden öğrencileriniz olacaktır belki. Yani asistan olarak nasıl çalışabilirler sizle? Şimdi bazı beklentilerimiz var. Klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerimiz asistanlık başvurusu yapabilmekteler. Bizim de beklentilerimiz şunlar. Haftanın belli bir günü sabah 9, akşam 19 saatleri arasında birimimizde bulunmaları gerekiyor. Danışanların ilk görüşmelerini yapıyorlar. Bazı uygun vakaların psikoterapilerini kendileri yürütüyorlar. Ayrıca biz birim olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ortaklaşa yürüttüğümüz bazı çalışmalar ve araştırmalar oluyor. Bunlarda da aktif rol almalarını istiyoruz kendilerinden. Ayrıca bizim kendi birimimizin işleyişiyle ilgili, örneğin video ses kayıtlarının tutulması, dosyaların takip edilmesi, psikolojik ölçek ve anketlerin uygulanması, bu süreçlere de dahil olmalarını bekliyoruz. Asistanlık süreci 20 haftalık bir zamanı kapsıyor. Bu 20 haftanın sonunda da psikolojik danışmanlık birimimizde staj deneyimleri onaylı bir şekilde kendilerine teslim yani ediliyor. Yani aslında bu yüksek lisans öğrenci için çok güzel bir avantaj. Elbette. Aynı zamanda hani danışan görebiliyorlar. Sahaya çıkmış oluyorlar. Kesinlikle. Aynen öyle. Bilgileri kağıt üstünde kalmamış oluyor artık. Deneyimlemeye başlıyorlar onlar da. Biraz daha kulüplere geri dönelim isterseniz. Şimdi öğrenci konseyini de buraya davet etmiştik daha önce. Öğrenci konseyi şöyle bir özelliği ve öğrenci kulüpleri daha doğrusu. Sosyal sorumluluk projelerine çok güzel katkıları var. Büyük bir farkındalık oluşturuyorlar. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet, öğrenci konseyimiz ve kulüplerle beraber bu sosyal sorumluluk projelerinde rol alıyorlar. Çok da güzel işlere imza attıklarını söyleyebiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. En son bildiğim kadarıyla Bolu'da eğitim uygulama okulu. Yani bu orada gören engelli çocukların eğitim gördüğü bir iş okulunda, özel eğitim uygulama merkezinde. Biz oraya oyun ve etkinlik salonu yaptık. Buradan yaklaşık 25-30 civarında bir öğrenci gitti. Ve orada bir gün boyunca arkadaşlarımız boyasından, çiziminden bir sürü yani materyaline kadar her şeyini karşıladılar. Ve çok güzel olumlu dönüşler oldu. Aslında bunlar bizim için hani Üsküdar Üniversitesi adına bizim iz bırakan ve o çocuklara yapmış olduğumuz faydalı işlerden bir tanesi. Onun dışında psikoloji kulübü huzurevi ziyaretleri gerçekleştiriyor. Müzik kulübüyle beraber yapıyor bunu keza. Ergoterapi kulübü gene zihinsel engelliler çocukları eğitim vakfı dediğimiz içi ve ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Şanlıurfa'da yine bir köy okulunda eğitim gören öğrencilerimize kıyafet, ayakkabı yardımı yapıldı. Bu iki defa yapıldı. Şöyle hatırlıyorum, bu önümüzdeki hafta büyük ihtimal bizim öğrencilerimiz gene Yeni Medya Kulübü ve Ultra Aslan Kulübü oraya tekrardan gidecekler. Tekrar böyle bir yardım kampanyasıyla beraber çocuklarımızla buluşacaklar. Yine Afyonkarahisar'da Turkuaz Kulübü 2000'e yakın bir kitap topladı. Ve bu kitaplar oradaki köy okulumuza ulaştı. Kütüphanemizde bu kitaplar yer almakta. Yine Engelsiz Yaşam Kulübümüz olarak biz üniversite içerisinde engelli öğrencilerimizin, eğitim gören engelli öğrencilerimiz burada sınavlarında biz destek oluyoruz. Çünkü onlar görme engelli öğrencimizin yanında bir öğrencimiz sorularını okuyup onlara destek oluyorlar. Bu şekilde fayda sağlıyoruz. Yine bir parça mutluluk kulübü hayvan barınağı ziyareti yapıyor. Bu da çok güzel. Aslında farklı konseptte, farklı böyle alanlarda projelerimiz var. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bunlar aslında bizim adımıza çok güzel işler. Gene dediğim gibi biz aslında
biraz önce Görkem Hanım da söyledi. PDB olarak, yani psikolojik danışmanlık birimi olarak biz SKS'nin sayfasında, yani sağlık kültür spor sayfasının web adresini zaten öğrencilerimiz biliyordur. Yine ben buradan tekrar edeyim. sks.uskudar.edu.tr adresinden bizim duyurularımızı, haberlerimizi, yapmış olduğumuz çalışmaları oradan takip edebilirler. Ya sosyal projelerde aslında biz o kadar çok fazla, yani saydım, o kadar fazla güzel işler yapıyoruz ki bunlar bizim için gerçekten hani onur, gurur verici işler. O yüzden biz hani vicdanca şey, rahatız yani. Yani bu teşvik sizden gelmiyor. Bu fikirler biz, öğrencilerden gelip size sunuyorlar herhalde değil mi? Ya öğrencilerin düşündükleri fikirler bunlar açıkçası. Tabii ki. Biz öğrencilere zaten bizim istediğimiz projeyle gelmeleri. Yani gelen proje bizim için ne kadar değerli olursa veya ne kadar, yani biz projenin aslında şeyine de bakmıyoruz. Ama bize genelde şöyle bir örnek vereyim. Şimdi hayvan barınağına gidilecekse oraya bir mama götürülüyor. Onun projesinde tabii ön ayak nasıl olunuyor? Biz sene başında aldığımız faaliyet planı doğrultusunda biz onun çalışmalarını yapıyoruz. İşte mama toplanmasıyla alakalı olsun. Veya giysi toplanacaksa bu projelerle ilgili biz üniversite yerleşkelerimize kutular koyuyoruz. Veya biz bu yani buradan temin edilen eşyalarla beraber yeni eşyaları da ekliyoruz. Çocuklar, yani biz hep projeye sıcak bir direktörlüyüz. O yüzden hani şöyle söyleyeyim. Biz yaptığımız işlerde genelde öğrencilerin dokunuşları var. Bu öğrencilerin dokunuşlarına kulüp ve konsey birlikte hareket ettiğimiz zaman daha bir güç kazanıyoruz. Daha güzel işler yapıyoruz. Ya sizin amaçladığınız aslında bu, hani öğrencilerin bir şeyler yapabilmesi, bir projede içinde yer alması ve ona destek vermesi. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi sosyal sorun projelerinden bahsediyoruz. Ama bunun dışında olan kulüplerimizde yaptığımız panel, konferans, söyleşilerde de kulüpler rol alıyor. Ayrıca yaptığımız doğa yürüyüşleri var. Mesela doğa yürüyüşlerinde biz running kulübümüz var. Doğa yürüyüşüne adalara gidildi. En son Kocaeli Aytepe'ye gidildi. Bunları da görmemiz lazım. Bunlar da gerçekten üniversite dışı etkinliklerimiz. Biz burada zaten bunun yanı sıra teknik gezilerimiz oluyor. Teknik gezilerde en son Ankara'ya gidildi. Yine öğrenci konseyimiz iletişim fakültesiyle beraber hareket ederek TRT binasını orada ziyaret ettiler. Yerinde iletişim fakültesi öğrencileri orada neler olduğunu uygulamalı olarak yani bir kazanım sağladılar. Yine keza dans kulübümüz üniversiteler arası dans festivaline katıldı. Bunlardan da bahsetmek lazım çünkü tabii bunlar ki da çok önemli. Yani dans festivalinde gerçekten çok fazla bir katılım var ve bizim üniversitemizden 17 tane öğrenci katıldı. Ve çok da güzel başarıyla temsil ettiler bizleri. Koç Üniversitesi'nde yapıldı biliyorsunuz. Umarım inşallah seneye bunların üstüne koyarak daha farklı, daha güzel işler yapacağız. Ya aslında SKS'ye baktığınızda kulüplere sadece dediğiniz gibi hani sosyal sorumluluk, salon etkinliği, dış etkinlikler, teknik geziler, ya çok yönlü. Bütün tabii öğrenciler ki, bence her öğrenci kendine, yine başta söylediğim gibi, kendine uygun bir etkinlikte muhakkak yer alması gerekir. Mesela salon etkinliği dediğimizde genelde önde gelen isimleri davet ediyor kulüplerimiz herhalde. Ona öncelik veriyorlar. Aynen. Sektörün önde gelen kurumları, yöneticileri üniversiteye davet ediyoruz. Onları ağırlıyoruz. Yani burada zaten hani sektörde duayen olan insanları davet edip öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu sanatçı da olabiliyor, bir şirketin CEO'su da olabiliyor. Farklı alanlarda, farklı insanlarla öğrencilerimiz buluşup burada kendi tecrübelerini ortaya koyarak öğrenciler de orada bir kazanım sağlıyorlar. Peki şimdi hep kültür kısmından bahsettik. Biraz da spor kısmına geçelim isterseniz. Yani sportif faaliyet kısmında da siz yine SKS olarak çok aktifsiniz ve öğrencilere destek veriyorsunuz. İsterseniz ondan biraz bahsedebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim onu da. Bizim aslında spora bakış açımızda başarı ve başarısızlık diye bir değerlendirme yapmıyoruz. Yani bizim öyle bir kriterimiz yok. Öğrencilerin sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmesine çalışıyoruz. Bizim asıl amacımız o. Yani herkesin spor yapmasını istiyoruz. Bu yüzden bizim çarşı yerleşkemizde bir sağlıklı yaşam merkezimiz var. Bu sağlıklı yaşam merkezi içerisinde fitness ünitesi var. Fitness ünitemizde de orada bir spor uzmanımız var. Spor uzmanımız personal training dedim, kişisel gelişimle alakalı. Gelen öğrenciler üye olduğu zaman oradaki fitness ünitesinden yararlanıyorlar. Tabii bunların saatleri var. Oranın uyulması gereken kurallar var. Bunu zaten spor uzmanımız orada bütün detaylarıyla beraber öğrenciye aktarıyor. Onun dışında yine fitness'in hemen yanında bir spor salonumuz var. Aslında biz öğrencilerimize spor salonunu, fitness'ı kullanmaları
çok arzuluyoruz. Çünkü orada o kadar güzel bir salonumuz var ki salon içerisinde basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, hatta futsal, yani futbolu zaten biz futsal olarak yapacağız orada. Bunları yapabilirler. Çünkü biz gelen bir grup olduğunda, atıyorum öğrencimiz geldi, biz spor yapmak istiyoruz dediğinde, biz voleybol oynamak istiyoruz dediğinde, biz ona hiçbir zaman hayır demiyoruz. Geldiklerinde biz onlara uygun saatleri söylüyoruz. O uygun saatlerde gelip onlar orada voleybolları da yapabilirler. Zaten serbest kullanım zamanımız var herhalde. Serbest kullanım zamanımız da var. Öğrencilere ayrılan sadece. Tabii ki. Öğrencilerimize açık. Zaten gelsinler. Görmeyenler bence çarşı yerleşkesinde spor salonuna çıksınlar. Bir görsünler. Çünkü spor salonuna çıktığı zaman oradan insanlar gerçekten, hani şöyle söyleyeyim, yani spor bir hayatımızın parçası olması diyor, gerekiyor diyorum ya. Oraya gidildiğinde zaten ister istemez, hani insan bir fitness aletlerini gördüğünde veya kendisiyle alakalı bir kişisel gelişimiyle alakalı, orada muhakkak hani böyle bir spor yapma ihtiyacı zaten her insanda olduğu için orada bir görmesi lazım. Bunu yaşaması lazım. Yani aslında hani yoğun bir eğitim alıyorlar. Orada bir stres atma gibi de bakabilirler aslında fitness bölümüne. Dediğiniz gibi hani üye olarak çok rahat kullanabiliyorlar ve çok cüzi bir ücretle herhalde. Tabii ki. Yani ücret olarak, ücreti tabii spor uzmanımız orada Güllü hocamız var. Detayları öğrenci arkadaşlarımız kendisinden alabilir. Ama dediğim gibi biz spor salonunun kullanımı açısından öğrenciler açık. İstedikleri zaman gelebilirler, istedik zaman kullanabilirler. Peki biraz da bireysel sporlardan bahsedelim isterseniz. Hani yarışmalara katılıyorsunuz siz, evet. Üsküdar Üniversitesi olarak. Evet. İsterseniz bundan bahsedin. Şimdi biz bu sene başında biz bireysel sporlarda masa tenisi ve tekvando branşında yarışmalara katılım sağladık. Masa tenisinde 4 sporcuyla Ocak ayında Antalya Kemer'de 1. devre üniversiteler arası masa tenisi turnuvasına katıldık. Burada 4 sporcumuzla üniversitemizi iyi bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz ilk kez masa tenisinde katıldık. İlkler her zaman bizim için bir tecrübe basamağı. Yeni yeni bir adım oluyor. İnşallah seneye masa tenisinde daha iyi sporcularla, daha iyi antrenmanla orada bir söz sahibi olmak istiyoruz. Yeni tekvandoda 2 tane sporcumuzla katıldık. Tekvandoda da katıldığımız sporcularımız, bir tanesi 54 kiloda, bir tanesi 68 kiloda öğrencimiz. Bu siklette 2 tane tekvandocu arkadaşımız vardı. Biz Kırşehir'de, yani yakın zamanda Kırşehir'de düzenlenen şampiyonada öğrencimiz Ömer Faruk kardeş Türkiye üçüncüsü oldu. Ben çok kendisini buradan da tebrik ediyorum. Evet. Bizim için de bu ilk tekvandoda bir madalyamız. Tabii 600'e yakın bir sporcu katıldı. 70'e yakın bir üniversite katılımı söz konusu. Bu kadar kişinin arasında, bu kadar üniversitenin katılımı olduğu bir yerde bizim derece almamız güzel bir başarı. Büyük bir başarı, evet. Gene takım sporlarından bahsedersek, takım sporlarında da basketbol erkek takımımız var. Kadın voleybol takımımız var. Bu iki takımımız da bizi ikincilikte temsil ediyorlar. Biz iki takımımızın başında da gerçekten çok değerli hocalar var. Bu hocalarla beraber takımlarımızı üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Ama önümüzdeki senelerden itibaren inşallah biz daha farklı yerlerde, daha iyi yerlerde olacağız. Sporda biz kendimiz söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Ben inanıyorum buna. Çünkü Üsküdar Üniversitesi'nin bu kadar sayıda olan bir öğrencinin içerisinde biz bu kadar sporda, yani Türkiye Üniversite Spor Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yıl içerisindeki faaliyet programlarında farklı branşlarda da daha fazla sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. İnşallah bunlar olacak. Ama tabii ki bu hedeflerimizin hepsinin gerçekleşmesinde emeği geçen Sayın Rektörümüz, Sayın Genel Sekreterimiz, biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Kültür Spor Direktörlüğü olarak. Biz onların sayesinde öğrencilerimizle beraber böyle güzel işlere imza atacağız. Peki mesela üniversitemize yeni kayıt olan milli bir sporcu olduğunda bundan siz haberdar oluyorsunuz herhalde. Evet. Ona göre size başvuruyor, SKS'ye başvuruyor ve bu spor dalı ile ilgili hani katılmak istediğini mi bildiriyor? Nasıl oluyor süreç peki? Şöyle oluyor, biz aslında tanıtım döneminde biz burada aktif rol alıyoruz. Şöyle rol alıyoruz. Gelen öğrenci genelde spor bursumuz var. Spor bursu ile ilgili eğer bir millilik derecesi varsa, yani bu millilik derecesi içerisinde Dünya Avrupa Şampiyonası'nda, Akdeniz oyunlarında bir derecesi varsa biz bunlara spor bursu veriyoruz. Ayrıca Türkiye derecesi, yani ilk 3, 1. 2. 3. lük dereceleri varsa biz gene
Bunların bir kriterleri var. O kriterler baz alınarak spor bursundan faydalandırmaya çalışıyoruz. Gelen öğrenciyle birebir ben ve Sağlık Kültür Spor Direktörümüz Özcan Demir kendisi görüşmeleri yapıyor. Hı hı. Biz zaten görüşmeleri yaparken spor bursu formumuz var. Bu formu detaylı bir şekilde dolduruyor. Hı hı. Bu doldurulan formla birlikte biz mütevelli heyetimize sunuyoruz. Daha sonrasında buradaki kriterlere göre uygunsa ona göre bir değerlendirme yapılıyor. Hı hı. Şimdi sporla devam ettik. Bir Okçuluk Vakfı ile ilgili bir çalışmamız var herhalde. Orada öğrencilerimiz gidip evet. ok eğitimi alıyorlar herhalde. Evet doğru. Şimdi spor kulübümüz tabii ismini anmadık. Onların ismini de sizin vesilenizle analım. Spor kulübümüz de okçulukla alakalı. Okçular Vakfı'nda bu sene gerçekten 50'ye yakın öğrenci üniversite içerisinde değil, bu vakfın belirlediği bir alanda İstanbul içerisinde kız öğrencilerimiz ve erkek öğrencilerimiz orada ok talim atışları, okçulukla ilgili, hani geleneksel okçuluk da olsun, onların A'dan Z'ye bilgileri aktarılıyor ve onlar hem uygulama olarak ok atıyorlar. Hı hı. Bunlarla ilgili zaten biz hani öğrencilerimizden de çok olumlu dönüşler aldık, dönütler aldık. Şimdi biz seneye büyük ihtimal bununla ilgili çalışmalarımız biz üniversite içerisinde salonda veya çarşı yerleşke bahçemizde kendi içimizde daha fazla öğrenciye hitap edecek şekilde onlara okçuluğu öğretmek istiyoruz. Hı hı. Spor kulübüyle hani söz etmişken halı saha turnuvaları gene yapılıyor. Masa tenisi turnuvaları yapılıyor üniversite içerisinde. Bu hem idari personelimiz olsun hem akademik hocalarımız olsun öğrencilerimizi burada üniversite içerisinde sporla buluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı, çok güzel. Psikolojik danışmanlık ile devam edelim isterseniz. Şimdi öğrencilerimiz MP Grup Psikiyatri hizmetlerinden indirimli yararlanmak hı hı. istediklerinde bunda nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Şimdi yapmaları gereken MP Grup Psikiyatri hizmetinden indirimli faydalanmak isteyen öğrencilerimizin öncesinde Üsküdar Üniversitemizin bünyesinde bulunan psikolojik danışmanlık birimine başvuruda bulunuyorlar hı hı. bize. Daha sonra uzman psikologlarımızın bir ön görüşmesi oluyor elbette. Eğer SEK işlemini uygun görürsek psikiyatri konsültasyonu amaçlı olarak SEK işlemini gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Psikoterapilerine yine birimimizden devam etmek suretiyle ister hastanemizden veya polikliniklerimizden indirimli olarak tedavi başlayabiliyor öğrencilerimiz. Hı hı. Bir de grup terapileriniz var herhalde hı hı. sizin hı hı. ya da öğrenciler mesela istedikleri bir grubu açabiliyorlar mı? Yani bu taleple size gelebiliyorlar mı? Elbette. Hali hazırda dönem başlarında bunların duyurusunu yapıyoruz biz zaten bahar ve güz döneminin başlarında yine web sitemizden olsun, yerleşkelerimizde, panolarımızdan olsun. Kaygı ile baş etme, depresyon, öfke yönetimi ve kontrolü bunlar zaten bizim standart olarak açtığımız grup terapileri. Ama bunun dışında dediğim gibi pdb@uskudar.edu.tr adresinden açılmasını istedikleri grup önerilerini bizimle paylaşıyor öğrencilerimiz. Hı hı. Biz de bunları değerlendiriyoruz. Talebe ve isteğe göre artabiliyor grup terapi seanslarımız. Şimdi en son bir uygulama yaptınız. Siz sadece hı hı. öğrencilerimiz dışında Üsküdar çevresi ya da onun hı hı. dışında herhalde olan insanlar, yani halk daha doğrusu gelip evet. PDB biriminden yararlanabiliyorlar herhalde. Evet, evet. İsterseniz bununla ilgili bilgi verin. Tamam. Biz şimdi hali hazırda okulumuz öğrencilerine sağlamış olduğumuz bütün psikolojik değerlendirme ve psikoterapi hizmetlerimizi bahar dönemi itibariyle vatandaşlarımıza da çok sembolik denilebilecek bir ücret karşılığı ulaşılabilir hale getirdik. Hı hı. Bu hizmetlerden kısaca bahsetmek gerekirse hangi alanlar? Depresyon, anksiyete hı hı. bozuklukları dediğimiz aşırı kaygı ve endişe bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik atak, travma sonrası stres bozuklukları, madde bağımlılığı, fobiler, yeme ve uyku düzensizlikleri, iş hayatına veya okul hayatına yönelik stresler, orada yaşanacak problemler, iletişim problemleri, sosyal fobiler, gebelik dönemi sorunları, boşanma süreci, bu tip alanlarda hizmet veriyoruz vatandaşlarımıza artık. Okulumuz bünyesinde verilen bir hizmet. Hı hı. Yine başvurular internet yoluyla online randevu alarak veya birimimizi arayıp birim sekreterimizin yönlendirmesi sonucu oluşturarak hı hı. Vatandaşlarımız bize ulaşabiliyorlar. Yine birimimizde görev yapan klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerimiz, yani asistan klinik psikolog öğrencilerimiz tarafından
uygulamaya açılan bir hizmet. Yani aslında bu saydığınız alanlar genele baktığınızda toplumun hani hemen hemen herkesinde yaşanılan problemler, elbette, içinde olduğumuz bir problem. Bu verdiğiniz hizmet bence çok güzel. Dediğiniz gibi hani çok cüzi bir ücret zaten. Yani evet, normal, çok sembolik. Farklı bir hastaneye gittiğinde muhakkak daha farklı yüksek ücretlerle karşılaşabiliyorlar. Evet. Biz bu sembolik ücreti koymamızın sebebi, yani böyle bir hizmet vermemizin sebebi, hem kendi asistan psikolog öğrencilerimizin de eğitiyor olmamız, dediğimiz gibi biraz önce de bahsettik ya, hani sahada olsunlar ve terapi sürecine artık girsinler. Çünkü teori kısmı bitti onların da öğrenecek oldukları. Bu şekilde başladık bahar döneminden itibaren. Giderek de artıyor zaten rakamlar ve başvurular. Tabii duyuruları arttıkça herhalde talepler de artacaktır büyük bir olasılıkla. Kulüp kurulumu ile ilgili Kenan Bey, size sormak istiyorum. Bahar ve güz döneminde öğrencilerimiz size başvurabiliyorlar herhalde kulüp kurulumu ile ilgili. Yani bahar dönemini kaçıran güz döneminde de rahatlıkla başvurabiliyor herhalde. İlk öncelikle sizin amacınız şu herhalde, mesela kulüp kurmaya ben geliyorum. İlk önce diğer kulüplere mi yönlendiriyorsunuz? Mesela benim çalışma faaliyet alanım başka bir kulübün içerisine giriyorsa oraya mı yönlendiriyorsunuz? Yoksa ben ayrıca bir kulüp açabiliyor muyum? Şöyle yapıyoruz. Biz dediğiniz gibi sene başı ve güz döneminde iki dönemde kulüp başvurularını alıyoruz. Öncesinde bizim kulüpler yönergemiz dediğimiz bir yönerge var. Öğrenci kulüpler yönergesi. Aslında öğrencilerin ilk önce kulüp kuracak öğrencilerin bu yönergeyi okuması gerekiyor. Çünkü madde madde orada yönergede, çünkü tamamen kulüp o yönergeye bağlı olarak hizmetlerini devam ediyor. Biz kulüp kuracak olan kişiler bize, yani Sağlık Kültür Spor Direktörlüğü'ne geldiklerinde biz öncelikle bu yönerge ve içerisinde bu sks.uskudar.edu.tr dediğimiz öğrenciler için olan bir sekme var. O sekmenin içerisine tıkladıklarında orada sırayla neler yapacağı ve ayrıca hangi formları nasıl dolduracakları, yönetim kurulunun nasıl olacağı orada detaylarıyla beraber belirtildi. Biz ama gelen öğrenciye de yüz yüze konuştuğumuzda bu detayları biz kendilerine yüz yüze de veriyoruz. Hem çarşı yerleşkemizde olsun, hem merkez yerleşkemizde, bu ofislerimizde öğrencilerimize bu bilgileri aktarıp ona göre bunu alıp bizim yanımıza bu formları eksiksiz bir şekilde getirdiklerinde işte bir danışman hocasını, kulübün danışman hocasını belirliyorlar. Bu evrakları biz toparlıyoruz. Evrakları toparladıktan sonra başvuran kulüplerimizi belirtilen tarihte koordinasyon kuruluna davet ediyoruz. Bu koordinasyon kurulunda onlara kısa bir ikişer üçer dakika bir sunum yaptırıyoruz. Şimdi buradaki dakika belki hani niye ikişer üçer dakika diye sorabilirsiniz belki, ama burada sayı fazla olduğu için gerçekten çok fazla sayıda başvurumuz oluyor. Ama bizim için 2-3 dakika da yeterli bir sayı. Burada yapılan kulüple ilgili bize aktarılan bilgiler sonunda biz kurul olarak bir değerlendirme yapıyoruz. Yalnız bu değerlendirme yapılırken bizim baz aldığımız çok önemli bir nokta var. Faaliyet alanı, yani atıyorum hani bir psikoloji kulübü varsa onunla aynı faaliyet alanında bir psikoloji, ikinci psikoloji kulübünün kurulması bizim için çok doğru değil. Biz genelde çok farklı, daha güzel projeler sunacak, faaliyet alanının dışında, var olan kulüplerin dışında olmayan kulüpleri biz genelde kabul etmeye çalışıyoruz. Gelen öğrencileri de biz bu şekilde söylediğimizde onları hani olumsuz olarak geri göndermeyip onları başka bir kulüple işbirliği yapmalarını söylüyoruz. Atıyorum hani şimdi şöyle, psikoloji kulübüyle alakalı bir iş yapacaksa o yapacağı işi psikoloji kulübüyle birlikte beraber yürütmesini söylüyoruz. Böyle. Yani ben sizin kulüplerinizde şunu görüyorum, hani rekabet değil ama bir hep işbirliği var söylediğiniz gibi. Bir proje ortaya atılıyor ve farklı kulüpler, hiç ilgisi olmayan birimler, kulüpler bile birbirine destek verip ortak bir şey çıkartabiliyorlar. Herhalde önemli olan bu bence öğrencilerde. Tabii yani ortak projelerde şimdi tek başına kulüp yapan, etkinlik yapan kulübümüz de var. Bu dediğiniz şekilde iki kulüp bir araya gelip, üç kulüp bir araya gelip bu etkinlikleri de beraber ortaklaşa yaptıkları oluyor. Şimdi öğrencileri, ben hep şunu soruyorum gelen misafir öğrencilerime. Akademik eğitimi zaten alıyorsunuz. Hani bir kulübe üye olmak size ne kazandırıyor diye sorduğumda hani çok güzel cevaplar alıyorum. Ve SKS'yi de çok övüyorlar burada. Evet. İsminizi zikrettikleri de oluyor hatta. Teşekkür ediyorlar. Siz orada herhalde artık bir aile oluyorsunuz öğrencilerle. Sürekli çünkü size çok fazla uğruyorlar SKS birimine. Yani biz zaten başta söyledim.
biz öğrencilere hep dokunmak istiyoruz. Yani biz yani en başta konuştuğumuzda irtibat halinde olalım, bize hep gelsinler. Geliyorlar, biz konuşuyoruz. Her konuda biz onlara destek olmaya çalışıyoruz. Biz mümkün mertebe kulüplerin faaliyetlerinin içerisinde öğrencilerin girmesini, kendilerini bu sosyal hayatta, yani daha sonraki üniversite hayatından sonra muhakkak meslek hayatlarına, sosyal hayatlarına katkıları oluyor. Çünkü hem şöyle düşünün, yönetim kurulundasınız veya yönetim kurulu dışında üyesiniz ama bir etkinlik yapılacağı zaman hep beraber birlikte hareket ediyorsunuz. Birlikte hareket ettiğiniz zaman ne oluyor? Bir ekip ruhu oluyor. Yaptığınız bir işi de sonunda ne yapıyorsunuz? Çok önemli, böyle bir haz alıyorsunuz. Tiyatro kulübünden örnek vereyim. Tiyatro kulübü şimdi bu senenin başında çok güzel bir oyun ortaya koydu. 15 Temmuz Ertuğrul'un hikayesi. Çok kalabalık bir ekip, yaklaşık 100'e yakın bir ekip ve 100 kişinin olduğu bir ekibi düşünün ve bunlar haftanın 3 günü bizim üniversitemizde Nermin Tarhan Konferans Salonu provalar için biz kendilerine rezerv ettik ve bu provalarda çocuklar 3 saat boyunca haftanın 3 günü bu provaları yaptılar ve ortaya çok güzel bir oyun çıktı. Evet. Ve bu oyunu burada sahneledik. Bunun akabinde biz bu oyunumuzu Üsküdar Gençlik Merkezi'nde orada sahneledik. Çok da güzel bir oyundu. Biz bunları görünce mutlu oluyoruz. Bizim istediğimiz bu zaten. Bunlarla bizim karşımıza gelsinler ve biz burada ortaya konulan şeylerle beraber de zaten biz işimizi yaptığımızın rahatlığı da bizde oluyor. Yani dediğiniz gibi öğrencilere farklı bir sorumluluk katıyor herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Görkem Hanım? Bir öğrencinin bir kulübe üye olması, akademik eğitimin yanında aldığı o sosyal faaliyet, ona siz de dediğimiz gibi hani sosyal sorumluluk bir şey kazandırıyor herhalde. Elbette kişisel gelişimine çok faydası olan bir durum olduğunu düşünüyorum ben de aynen Kenan Bey gibi. Bizim de zaten amaçladığımız, biraz önce bahsettiğim gibi, kendini gözlemleme kapasitesi gelişiyor. Bireysel farkındalık yakalıyorlar ve sosyal anlamda aktif oluyorlar. Yani öğrencilerin birbiriyle kaynaşması anlamında da bir sosyal birliktelik, aynı okulun öğrencisi olma, bunlar önemli şeyler tabii ki. Özellikle o yaşlarda hani kişiliğin artık şekillendiği vesaire önemli şeyler. Haklısınız. Şimdi psikolojik danışmanlık birimiyle biraz da devam edelim isterseniz. Şimdi sınav haftası olduğu için öğrencilerde bir yoğun talep var mı bununla ilgili? Yani sınav kaygısı ya da öncesinde bu tarz bir problem var mı öğrencilerde? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Evet, biraz biz yoğunlaşıyoruz. Vize sınavlarından önce de aynı şey oluyor. Finallerden önce de aynı şekilde. Biraz bir gerginlik, bir endişe, kaygı oluyor öğrencilerde ister istemez. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz biz de. Tamam, devam edeceksiniz diye. Şimdi mesela bir öğrenci, ben problemi olan ya da sorunum olan bir öğrencim, size başvuruyorum. İlk etapta bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Öncesinde şöyle doldurmanızı istediğimiz bazı ölçekler var. Çünkü biz sizi ne kadar tanırsak hem demografik olarak bilgilerinizi almamız lazım, o kadar iyi yardımcı oluruz. Bazı test ve ölçekler yapılıyor. Yani psikolojik değerlendirmeden geçiyorsunuz. Orada çıkan sonuçlara göre ilk görüşmenin sonucunda nasıl bir terapi sürecinde yol izleyeceğimiz ortaya çıkmış oluyor. Dediğim gibi bu işbirliği gerektiren bir iletişim süreci. Biz danışanı kendisiyle de paylaşıyoruz zaten bu durumu. Nerede sıkıntı var? Kendisi bize hangi sıkıntıyla gelmiş? Bizim gözlemlerimiz neler? Daha sonra psikoterapi sürecinde izleyeceğimiz yolu paylaşıp beraber bir yol haritası çiziyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz seanslarımıza. Herhalde seanslar randevulu şekilde değil mi? Belirli bir randevumuz oluyor. Evet, aynı şekilde tekrar altını çizeyim. Devamlılık çok önemli bu süreçte. Karşılıklı şekilde danışanın uygun olduğu günler ve saatler üstünden biz birimimizde ayarlıyoruz randevuları. Zaten kullanımı açık 4 tane görüşme odamız var. Bunun ayrıca bir süpervizyon odamız var. Grup terapi için ayrıca bir odamız var. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani bütün koşullar hazır aslında psikolojik danışmanlık birimi için. Evet, sadece öğrencileri bekliyorsunuz. Bu çok güzel şey. Kenan Bey, siz SKS ile ilgili eklemek istediğiniz varsa isterseniz dinleyebiliriz size. Şimdi kulüp etkinliklerinden bahsettik, konseyin etkinliklerinden bahsettik. Hani sağlık, kültür, sporun hepsine değinmeye çalıştık. Şimdi değinmediğimiz birkaç nokta var. Ben onları kısa olarak değinmek istiyorum, tabii izin verirseniz. Şimdi engelli öğrenci birimimiz var üniversitemizde. Bu engelli öğrenci biriminde hiçbir üniversitede olmayan engel savar diye bir formumuz var. Burada üniversite içerisinde karşılaşılan, yani engelli öğrencilerimiz olsun veya diğer öğrencilerimiz karşılaştığı sorunlar, burada engel savar formunu doldurduklarınızda biz bununla ilgili
ona bir çözüm bulup onu hani çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunun dışında sene başında gene bizim kısmi zamanlı çalışma bursu dediğimiz, yemek bursu dediğimiz burslarımız var. Hı hı. Okulumuzun, yani üniversitemizin açıldığı ikinci hafta bu dönemde biz duyuruları yapıyoruz ve başvuruyu online olarak alıyoruz. Yapılan başvurular sonunda bizim kriterlerimiz var. Bu kriterler baz alınarak, dikkate alınarak ona göre bir değerlendirme yapılıyor. Hı hı. Ve sıralamayla ilgili sonuçlar daha sonrasında üniversitedeki bizim başvuru sonuçları diye bir link oluşturup oradan sonuçları öğrenebiliyorlar. Hı hı. Biz bu şekilde de öğrencilerimize destek oluyoruz. Hı hı. Çalışma ve yemek burslu konusuna, evet, destek oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey aslında. Peki şunu söylemek istiyorum. Mesela ben hiçbir kulübe üye değilim. Herhangi bir öğrenci. SKS'ye gelmek istiyorum ve bir projem var. Siz bu konuda mesela gelen öğrenciyi nasıl karşılıyorsunuz? Hani projesi olan bir öğrenci ama bir kulübe üye değilim. Şimdi kulübe üye olmayan öğrenci de gelebilir. Hı hı. Üye olan öğrenci de gelebilir. Biz herkese herkese kapımız açık. Geldiği zaman biz öğrenciye onun projesini dinliyoruz. Ama dikkatli şekilde dinliyoruz. Zaten öğrenci projeyle geldiğinde onda bir heyecan oluyor. Çünkü heyecanla gelen projede muhakkak hani bir şeyler çıkıyor. Tabii biz o proje ilgili kulüp varsa, yakın bir kulüp, projenin içeriğiyle alakalı, hı hı, hani bilimsel bir teknolojiyle alakalı bir proje ise biz bunu bilişim kulübü veya bilim teknoloji kulübüne arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz, kulübe yönlendiriyoruz. Veya kulübe yönlendirmeyip biz Sağlık Kültür Spor Direktörlüğü bünyesinde kendimiz bunu kendi aramızda, hı hı, yani SKS'deki takım arkadaşlarımızla beraber biz değerlendirmesini yapıp ona göre biz o öğrencinin projesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Biz zaten bunu tabii ki yaparken de biz mümkün mertebe detaylarıyla her şeyini, zaten bizim etkinlik talep formu dediğimiz bir form var. Hı hı. Bu formun içerisinde zaten etkinlik talep formunu içerisinde yazılı olarak yazdığında biz bunu yönetime onaya sunuyoruz. Ondan sonra daha sonra bir değerlendirme yapılıp biz de bunu icraata dönüştürüyoruz. SKS ofisi hem merkez yerleşkede hem de çarşı yerleşkede mevcut. Orada da zaten personelleriniz var. Evet. Her şekilde öğrencilere destek olabiliyorlar. Tabii ki. Programımız artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine saat 11'de Sağlık Kültür Spor programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.